Çekmeköy Web TV'ye, Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Yine harika iki tane yemeğim var ama öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel geri dönüşler aldık, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Bunlar beni çok mutlu ediyor ve daha da böyle motive yemekler yapmaya devam ediyorum. O yüzden size böyle ayrıca bir teşekkür etmek istedim ve direkt ben yemekleri ve malzemelere geçiyorum. Ali Nazik yemeği yapacağım. Ben Ali Nazik'i çok severim. Çok temel bir yemek ama inanılmaz lezzetli böyle. Az ürünle muhteşem bir şey açığa çıkacak. Yanında da böyle fırınlanmış bir patates çorbası olacak. Bu da benim tamamen kendi tarifim. Bakalım nasıl bir lezzetler ortaya çıkacak. Yapıp siz de beğeneceksiniz. Ben şimdi başlıyorum. Fırınlayacağım. Fırınlayacağım için önce sebzelerimi doğrayacağım. Ve hemen fırına atacağım. Şöyle yanıma tepsimi alayım. Arkadaydı tepsim. Patates nişastasından dolayı birazcık kayıyor. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle... Hızlı olsun istiyorum. O yüzden böyle doğrayacağım. Tık 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 tık. Yine öyle tık tık tık. Nişastadan dolayı patates yapışabilir. Sıkıntı değil. Ya bununla ne kolaylık sağlayabilirsiniz? Bıçağı suya sokarsınız. O nişastasını almak için. Böyle daha kolay oluyor ama ben şu an böyle yapacağım ya da sorun değil. Zaten alt tarafı iki tane patates var önümde. Ana ürün patates olduğu için patates daha fazla tabii. Hop hemen tepsim yanımda. Atıyorum. En son tuzlayacağım, yağlayacağım en son. Gerek yok şimdi. Hop. Düşmeyi atalım. Soğanımı atayım. Soğan da yine zor pişeceği için. Onu da böyle doğruyorum. Tıkır 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 attık. Patateslerin yanına attım. Havucuma geçeyim. Hemen havuç. Lezzet versin. Havuç lezzet demek. Havucun içinde böyle biraz şeker var ya, o lezzet katıyor içine. Bunu da atıyorum. Bunları böyle doğrayacağım. Yine aynı şekilde. Çünkü aynı sürede pişmesini istiyorum ürünlerin. Aynı sürede fırında pişeceği için, biberler kolay yanacağı için birazcık daha büyük yaptım. Hatta bu biberleri daha da büyük yapacağım. Bu kadar. Dört parçaya böldüm. Okey. Ne kaldı? Sarımsağım kaldı. Gördüğünüz gibi malzemeler. İki tane patates kullandım. İki tane biber. Bir kırmızı, bir yeşil. Bir soğan, bir havuç. İki diş de sarımsak atacağım. Şöyle. Hatta üç diş. Küçükmüş benimkiler. Üç diş atayım. Sebze çorbası. Bu şekilde olacak. Şimdi normalde içine biberiye ve kekik de koyacağım taze. Ama bunlarla birlikte atarsam yanar. En son ya da en son olacağı gibi şey de olabilir. Tencereye buluşturduğunuz zaman, yani tencereye attığınız zaman hemen onları da atabilirsiniz birazcık böyle kavururken. Şimdi ne yapacağız dedik, hemen tuzunu verelim. Benim tuzum biraz etkisi az. Biraz fazla koyacağım tuzu. Siz de böyle çekme doğal tuz kullanıyorsanız onların aroması az olduğu için birazcık daha fazla kullanabilirsiniz. Ama bundan kullanın çünkü bunun vücuttan atılımı daha kolay. Oh böyle bol bol koyalım. Patatesleri koyalım. Karabiber koyalım hemen. Neydi? Karabiber, tuz, yağ, sezone. Bunlara sezone ediyoruz. Aşçı dilinde. Şöyle yanmasın. Azıcık yağ da koyayım. Bence yeterli olacak. Şimdi bunları karamelizleyeceğim fırında. Niye fırın? Fırında eşit pişiyor. Her yere eşit pişiyor. Bütün ısı içine geçtiği için ve böyle rengini daha güzel oluyor. Hani direkt tencerede, evet vaktiniz azdır belki. Direkt tencere atıp tıkır tıkır karışıp yapabilirsiniz ama ben böyle fırının lezzetini geçsin istiyorum içine. Böyle yapacağım. Fırını yani bir 200 dereceye falan açsanız olur. Fırın için 200 derece yeterlidir. 200 derecede bir 15-20 dakika bakarsınız yani. Şöyle bir kontrol edersiniz. Renk almış mı, ne durumdayız falan. Ona göre ilerlersiniz. Bunlar en son dediğim gibi. Sarımsak peşim bitti. Bunu arkaya aldım. Şimdi geldik benim en sevdiğim yemeğe. Ali Nazik. Hemen altını açıyorum. Tenceremin altını açtım. Tavada yapabilirsiniz. Ben tencere tercih ettim. Etim burada. Etim çiğken. Tuz, karabiber. Her zaman olduğu gibi. Sonra niye? Çekmez. Bir daha koyarsan içine çekmez. Şimdi koyacağız.
Bol bol koy. Bu rafine tuz değil, gerçek tuz olduğu için ben bol bol koyuyorum. Karabiber ne yapıyordu? Karabiber böyle lezzeti uzatıyor yediğiniz zaman. O içindeki tat bitmiyor, o devam ediyor böyle. Çok güzel oluyor. Ha dersiniz ki ben karabiber yemiyorum, karabiber bana acı geliyor. Beyaz biber kullanın. Aynı etkiyi gösterecektir, acı da değildir, beyaz biber de olabilir. Şimdi ben bu tencereyi biraz ısıtmıştım önceden. Hemen atabilirim etlerimi. Zaten coz. Hemen ses geldi. Hemen tereyağını da atıyorum. Biraz tereyağını yaka yaka yapacağım. Oh. Tereyağın içindeki o kazeini yakacağım. Şimdi sade olsa kazein olmazdı. Bunda var. Biz ona börnazet diyoruz. O tereyağın hani İskenderci'ye gidersiniz öyle bir koku gelir burnunuza tereyağlı. Onun adı börnazet. Ben de onu kullanacağım şimdi. Ondan faydalanacağım. Birazcık yanacak böyle. Sonra salçasını falan kavuracağız. Ama tabii ki olmazsa olmazı hemen bir parça böyle ezin. Sarımsağı atın içine. Şöyle attım. Şimdi ben patlıcanları önceden közlemiştim. Ali Nazik'in altı için. Ama siz kendiniz de alıp o büyük patlıcanları var ya onları közleyebilirsiniz. Fırında olabilir, ocakta olabilir. Nerede istiyorsanız. Benim burada hazır közlenmiş patlıcanlarım var. Burada yoğurdum da var. Bunlara sarımsak ekleyeceğim. Bol miktarda sarımsak. Eziyorum. Bu seferki sarımsakları parçalayacağım. Chop edeceğim. Chop etmek diyoruz biz ona. Yani gelişi güzel. Ufak parçalar haline getirmek. Şöyle. Tamam zaten çöp yapmıştım bunu. Tamam. Burası güzel. Gelişi güzel parçalıyoruz. Şimdi ezdiğim için aroması daha fazla açığa çıkacaktır. Bu Ali Nazik'i yediren şey bence o sarımsak aroması. Muhteşem oluyor. İftarda, iftardan sonra dışarı çıkmayacaksanız, evdeyseniz kimse sarımsak kokacağım diye düşünmez. Bence yiyebilirsiniz yani. Şöyle bir parça da ezelim. Bir de böyle. Tamam. İyicene aromasını verdi. Bütün o hücreleri parçalandı. Aroma geçti buraya. Hop, alalım. Direkt patlıcanların içine. Elimde kalan parçalardan kurtuldum. Etim nasıl? Oh! Etim tereyağı. Tereyağının kokusu şu an nasıl veriyor? O dediğim kebapçılarda kokan o börnazet, o yanık tereyağının kokusu muhteşem. Şu an çıkmış ortaya çağı. Etle de birleşince uçtu. Oh! Etim şu an harika. Çok güzel renk almaya başladı. Aa, şimdi hemen fırına bakayım. Fırındaki ürünler yanmasın. Yani şu an tam rengi istediğim gibi değil ama şöyle bir gösterebilirim. Bakın pişiyor buharın üstünde. Ama birazcık böyle karamelize olsun istiyorum. Şimdi nasıl gidiyoruz? Sebzeler fırında. Burada kuzu etlerim yavaş yavaş pişiyor. O aromasını salıyor. Salçasını ilave edeceğim. Altındaki patlıcanı hazırlayacağım. O şekilde devam edeceğim. Patlıcanı bitireyim. Şöyle. Siz görün diye böyle bir açık kapta karıştırayım istedim. Soğuktan servis edeceğim. Patlıcanın altında soğuk olacak. Isıtabilirsiniz. Hafif böyle bir ısıl işlem gösterebilirsiniz. Yoğurdu kestirmeyecek şekilde. Şimdi patlıcanı közlerken, daha doğrusu közükten sonra kabuklarını soyarken o içindeki kabuk parçalarını çok fazla böyle nüfuz etmemesini sağlayın. Onları ayırın. Çünkü hem görsel olarak kötü olacaktır hem de acı bir tat verecektir. Bende ufak tefek parçalar var. Onlar aceleye gelmiş, unutulmuş içinde. Bir dakika sonra dikkat edeyim. Siz de bu şekilde dikkat edersiniz. Tabii hani biz ne yapılması gerektiğini anlattığımız kadar ne yapılmaması gerektiğini de göstermeye çalışıyoruz. Bir yandan da size bilgi oluyor böyle. Oh! Bu oldu. Harika.
Bir yandan etim bana bak dedi. Ben de ete baktım. Tam istediğim gibi. Hemen salçasını veriyorum. Hemen. Salçanın o çiğliğinden kurtulacağız şimdi. Şimdi artık bence biraz altını kısabiliriz yoksa salça yanar. Zaten yeterince tereyağını yaktık, etimizi mühürledik. Ve pişirdik aynı zamanda. Şu an hikaye çok güzel gidiyor. Şimdi böyle yaptınız. Hafif böyle sıvısı kayboldu. Yani etin suyu gitti. Ben ne yapacağım diye düşünebilirsiniz. Belki salçalar böyle içinde parça parça oldu. Hemen şöyle bir parça su ekleyin. Bir parça. Ufaktan bir su ekleyin. O yine kıvamını alacaktır. Şu an muhteşem. Kokuyu duymanız lazım. İftarda daha var ama şimdiden bu kokular böyle acıktırdı. Belki bir parça daha su. Altını son kez açıyorum. Suyunu çektikten sonra bu hazırdır. Bunu böyle alabilirim. Patlıcan hazır. Yoğurt fazla geldi. Arkaya alıyorum. Bunu da en son böyle birazcık yağda eritip, daha doğrusu birazcık yağda pişirip en son üstüne gezdireceğim. Patlıcanla birlikte harika bir kontrast oluşturacak. Patlıcan da bence hazır. Kaşığını arkaya atayım. Görsel olarak kalabalık yapmasın. Bunu kızım şimdi bir fırına bakayım. Şimdi Ali Nazim hazır. Altı hazır, üstü hazır. Neyim hazır değil? Fırın. Fırındaki sebzeler. Birazcık daha karamelize olsun istiyorum ki o lezzeti yukarı çıksın. Böyle bir 6-7 dakika bana yeterli olacaktır. O zaman görüşelim. Hadi bakalım fırına. Bence oldu sebzeler. Bir çıkartalım nasıl oldu bakalım hep beraber görelim. Of 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 harika. Tam istediğim gibi olmuş. Şu elimde kalsın. Sarımsaklar karamelize, soğanlar karamelize. Patatesler de öyle. Şöyle bakayım parçalanıyor mu? Parçalanıyor. Kolay olacak bundan sonrası. Şimdi bunları atacağım tencereye. Tenceremi alayım önüme. Hiç oraya gitmeyle uğraşmayayım. Şöyle dursun tencerem. Direkt içine atabiliriz. Şu görüyor musunuz? Patatesin renk almış kısımları lezzet işte. Onlar lezzet. Birazcık zor çıkabilir. Ama yok, yağını yeterli koyduk yani. Daha fazla yağ konmaz. Daha yağ koysam acaba dedim kaygan olur mu yani, yapışmaz mı? Onunla ilgisi yok. Şu an gayet iyi. Birazcık kaynatacağız şimdi bunu. Bu kaynayacak. İyicene özdeşleşecek birbiriyle. Sonra blender. Ben kaynatmıyorum. Blender'ı vuracağım. Ama sonra hazırız. Bu sarımsağın karamelize olmuş hali de şey böyle bir kayısıya benzetiyor. Hafif şekerli falan benim çok hoşuma gidiyor. Hep kayısıya benzetmişimdir. Ne yaptık? Şimdi ocağımıza alalım. Benim şurada sıcak suyum vardı. Onu ilave ediyorum. Birazcık daha. Yani yeterli olacaktır. Siz yine bir kontrol edersiniz. Bence bu yeterli olacaktır. Şimdi neyi atladık? Taze otlar, taze baharatlar. Bunları da şöyle bir alalım. Bıçağınızla ayırın. Şu gelmeyen, bıçağa gelmeyen sert kısımları kullanmayın. Onları çöp. Onları atıyoruz. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Gelen kısımlar benimdir, gelmeyen kısımlar çöpümdür. Bunlardan kurtuldum. Ne kaldı? Şunları da. Bunlar yumuşak, bunları alıyorum. Biberiyeyi de şöyle ayıklayabilirsiniz. Buradan koparırsınız. Burası çöp. Yine bunları çöp edelim. Tıkır tıkır keselim. İyice küçük parçalar haline getiriyoruz. Gelişi güzel. Rastgele. Ha, bu arada
çorbanızın üstünü kapatın ki üşümesin. Çorbanızın üstünü kapatın ki iyicene daha hızlı ısınsın. İyicene parçalıyorum. Bunlar o sebzelerin içinde kalan eksik aromayı tamamen bitirecek. Hiçbir eksik aroma kalmayacak içinde. Tamam. Üstünü mecburen tekrar açıyorum. Otların hepsini bıçak yardımıyla toplayıp içine atıyorum. Taze baharatlarım da lezzeti bütünleştiriyorum. Ne unutmuş olabiliriz? Ben biraz tuzlamıştım. Ama biraz daha tuzun zararı yok. Bu çünkü yararlı tuz. Bunun da attım. Kapağını kapattım. Kaynadığı zaman hemen blender. Şimdi sebzeleri fırından çıkarttım, tencereye attım. Taze baharatları da attım. Bunun böyle biraz kaynaması lazım. O kaynadıktan sonra hemen blender'ı vuracağım. Ondan sonra direkt sunum yapacağım. Zaten Ali Nazik hazırdı. Dilerseniz sunumda görüşelim. Evet, şimdi geldik en keyifli yere. Sunum, sunumdayız. Şöyle başlayayım. Harika bir fırınlanmış patates çorbası ve yanına muhteşem ev uyarlaması bir Ali Nazik. Tabii ki tamamen bir uyarlamaydı bu. Yani gerçek Ali Nazik kebabıyla benzerlik taşıyor. Ama bu evde yapabileceğiniz kolay bir lezzet. Bunu bu yüzden önerdim. Umarım Ramazanınız güzel geçiyordur. İftara biraz daha var ama bu yemekleri hazırlayın, dolapta dursun. En son servis edersiniz. Yarın tekrar yeni bir menüyle görüşmek üzere.